Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Seviye yükseltme geldi arkadaşlar. Madem seviye yükseltme geldi, haydi şampiyonları ufaktan bir yükseltelim. Bu videomuzda arkadaşlar bir karakterimizi daha R3 atacağız. Aslında atmak istediğim karakter farklı. Lakin arkadaşlar şurada yedeklerde o kadar çok bilim S4'üm var ki. Yani harca harca bitmez diyor ya bir market reklamında. Aynen öyle abi. Bunları harcamak için arkadaşlar zaruri olarak bir bilim karakterini atacağım R3. Kimi atacağım diye bakıyorum. Ant-Man var, Kaptan Amerika var, Örümcek Adam var 2 tane. Hulk, Luke Cage, MODOK ve Örümcek Given var arkadaşlar. Örümcek Given'ı R3 atıyoruz. Haydi hayırlısı bakalım, Allah utandırmasın. İnşallah altın maltın falan yeter. Şöyle izolarıma bir bakayım abi. Ne durumda izolarım? 17 gün var. Oo, güzel. O zaman sınıf alabilirim. Artık şeyle bir sıkıntım yok. Yani bitme süresiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Haydi bakalım bir daha yükseltelim. Ve birazcık daha S4 harcamış oldum. Güzel. Bitti mi bütün bilimler? Bitmiş. Diğer sınıfları kullanmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi bilime devam edelim. Çünkü artık öncesi gibi değil. Yani 10 ulan yanlış aldım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Nasibin ne var abi? Nasipten öte köy olmazmış. Bu da o hesap. Ve arkadaşlar örümcek gibimizde R3 atmış bulunmaktayız. Haydi hayırlı olsun bakalım. Şöyle bir örümcek gibimize bakalım özelliklerine. Bizdeki arkadaşlar 15.900 sağlığı var. 2.200 saldırı gücü var. Kritik atma oranı %26, yani ortalama 4 vuruştan biri kritik ve kritik geldiği zaman güzel bir hasar veriyor. %210 gibi arkadaşlar güzel bir hasar veriyor. Blok becerisi ve zırh puanı ortalama bir karakter. Sinerjilerine baktığımız arkadaşlar yükselen G-Venom demişler. Given'ın örümcek hisleri yükleri demiş. Azıcık kısayım. Tamam azıcık kıstım. Evrim geçirerek kaçış şansını yarıya indiriyor. Ayrıca şimdi her biri ek artı %10 saldırı puanı kazanıyor ve maksimum kapasitelerini bir birim arttırıyormuş. Diğerleri gene ıvır zıvır. Çok bir şey var mı? Yok. Sadece yukarıdan var bir tane. Oranla bir tane yanına alırız sinerji. Özelliklerine baktığımızda kopya özelliği arkadaşlar. Örümcek gibi turnuvada nispeten daha fazla deneyime sahip falan filan. Neymiş? Zayıflatıcı 0.72 saniye daha uzun sürermiş. Örümcek hisleri yüküne karşı artı 42 kritik hasar puanı verilmiş. Felç etme yaptığı zaman güç ve sağlık kazanımları fazladan %15 civarında azaltılırmış. Tabi bunlar kopya sayısına göre değişir. Ve arkadaşlar %16.58 avcı örümcek ve ağa düşen örümcek yetenek süresi varmış falan filan. Üzerinde bazı yükler açıyor. Örümcek hisleri yükleri açıyor arkadaşlar. Ona baktığımız zaman da burada espri var. Her bir yüke karşılık artı 201 saldırı puanı. Yani 5 tane toplayabiliyor normalde üzerine. Demek ki artı 1000 saldırı puanı toplayabiliyor. Sinerjiyle bunu 6 yapabiliyoruz. Üst sınıfa ait bir şampiyonla dövüşüyorsan. Yani bir mistikle dövüşürsek arkadaşlar. 3 örümcek üst sınıfa ait bir şampiyonla dövüşüyorsan. 5 kez darbe aldığımızda bir yük daha alıyoruz arkadaşlar. Bir rakipte gerçek saldırı varsa. Mesela arkadaşlar Corvus Grey Proxima ile beraber bir gerçek saldırı yükü aldığında. Örümcek Given'a vurduğu zaman arkadaşlar bu gerçek saldırıyı kaldırıyor. Çok güzel bir özellik. Kaçış etkileri var. Engellenemez özel saldırılara karşı %550 kaçış gücü var. Yani kabarlasa banko kaçacak yani. Bu şampiyon blok uygularsa kaçış yapamıyor. Yani bu güzel bir şey biliyorsunuz. Birçok örümcekte yaşadığımız sıkıntı bu. Siper atamıyorduk bir türlü. En azından bunu yapmışlar. Falan filan arkadaşlar. Bayağı bir şey var. Özel saldırı bir de güç geldi. Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Haydi gidelim. Biraz kavga edelim. Bu arada bak seviye yükseltmeye bak. Hemen dörtlenmiş. Alırım tabii ki kredilerimi. Almaz mıyım? Neyse dur kalsın şimdi vakit kaybetmek. Gidelim biraz kapışalım ama kış askeriyle de kapışmak istemiyorum. Yani en azından bonus yemek istemiyorum da. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi gidelim arkadaşlar. Birazcık ah Corvus Clay'e bak be. Lan endamın yeter senin be. Bir Almight var bir sen varsın var ya alem. Şimdi hacı abiler. Bir tane Venom alalım buraya. Onun dışında arkadaşlar şöyle acık saldırı gücünü yükselteyim. Hani R3 değil de sanki R4'müş gibi olsun.
Nerede bizim saykloplarımız? Bir saykloplu al, bir bunu al. Bir de Wolverine al. Bakalım arkadaşlar, örümcek divan direk 3 olunca ne hale geliyormuş. Tabi bu da bir buff yemiş karakter. Kadınlar günü arkadaşlar bir buff yemişti. 2395 eksi bilmem kaç, yani ortalama 2100 civarında bir saldırı gücümüz var. İlk olarak özel saldırı birlerle arkadaşlar üzerimdeki yükleri arttıracağım. Normalde 5'e kadar çıkıyor ama ben 6'ya kadar çıkartabileceğim sinerjisini yaptığımdan dolayı arkadaşlar. Çat 2 olduk. Bunların her biri bize artı saldırı gücü verecek. ...3000'lere çıkmaya başladı saldırı gücümüz. Bir tane daha atalım abi. Bakalım şimdi orta saldırıların kritikleri kaç gelecek. Hadi kış askeri, çok bekliyorsun abicim. Hadi canım. 3600'leri görmeye başladık arkadaşlar. Bir tane daha atalım. Burada dördüncü yük. Oo 7200. Vuruyor karakter ya. Vurmuyor değil yani. Oba 4000'ler gelmeye başladı. Atar mı L1? Aferin. Zaten özel saldırı attığım için geri tepmiyorum. 5'e çıkardım arkadaşlar. Q kaldı 1. Bir tane daha çıkartırsak tamamdır. Tabi özel saldırı 1 attığımızda üzerimizde takviye var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güç kili de veriyor rakibine. A düşülen örümcek. Ve 6 takviyem oldu. Maxladım arkadaşlar. Bundan sonra L2 veya L3 duruma göre oynayabilirsiniz. Biz yine her ikisini deneyelim. Ama saldırı gücü çok hepsi oldu abi. 5K falan vuruyor sınıf bonusu 7 halde. Yani R4 yapsanız demek ki 5K yapıştıracaksınız arkadaşlar. Özel saldırı 2 attığımızda arkadaşlar felç ediyor rakibi ve 4 saniye boyunca sersem veriyor. Aynen şöyle bir şekilde. Yani burada çok rahat bir şekilde 10'lu combo yapabiliyorsunuz. Çok enfes değil mi saldırı gücü? Bence çok enfes. Bir de özel saldırı 3'te bakalım arkadaşlar. Yani şu yükleri yükseltince hakikaten saldırı gücü sınıf bonusu yemesine rağmen enfes bir hale gelmiş. Özel saldırı 3 attıktan sonra arkadaşlar hasarının %55 miktarını arkada patlama olarak bir nevi kızılok gibi düşünün. Onun gibi hasar vermeye başlayacak örümcek gibi. 12.000 artı 6.000 verdi. 18K. Başlıyoruz tokatlamaya abi. %55, yani 4 vuruyorsa artı 2 daha ortalama arkada vuruyor arkadaşlar. Rakibin duruma göre eğer sersem muhabbeti gerekiyorsa L2 ağırlıklı oynanabilir. Tabi L1'leri fullledikten sonra, L1 çok önemli burada. Üzerinizdeki yükleri mutlaka fulllemeniz lazım arkadaşlar. Saldırıda oynayacaksınız. 12.000'e 5.000. Ah be, o da güzel vursaydı ne güzel olurdu ha. Şöyle vur bakayım, yetişiyor mu? Vallahi yetiştirdim ha. Şöyle güzel bir L2 gelir mi? 12.000'e. Şunun da bir kritik vuraydı, iyiydi. Şöyle full kritikli bir L2 gelse var ya, 14.000'e 21.000 arkadaşlar. Ve bu R3 dediğim gibi hani sinerjilerle beraber R4 düşün diyeceğim ama sınıf bonusu 7 için yine düşüyor abi. Her halükarda düşüyor. 204 vuruşta alıyor arkadaşlar. Orada da takriben bir 35K falan vurdu L2'siyle. Yani bunu R5 atsak arkadaşlar demek ki hatlı sayılır bir rakama ulaşacak. Bir de bireysel olarak bir yerde denemek istiyorum. En azından tek dövüş de olsa şöyle destansı bir yerde deneyeyim arkadaşlar. Şu aylık maceranın destansı olan kısmında, yani koleksiyoncunun parçası olmayan kısmında son bölüme bir girelim. Bir iki dövüş en azından atsın, bir bakalım normal dövüşte nasıl. Ama yani yükleri alınca arkadaşlar hakikaten, aa bak örümcek ya, örümcek vs örümcek. Mesela kaçan bir karakteri kaçırtmayacak arkadaşlar. Ne varmış kara özelliğinde? İyileşme engelleme falan, boşver yemişim. Heh,
Hemen ağır saldırı yapıyorum arkadaşlar ve artık kaçışlar kapalı. Tabi gerçek saldırı normalde olsaydı kapatacaktı ama gerçek saldırı yapmadığım için bir şey kapatamıyor. Hemen L1 spamlamaya başlıyorum. Hop, korna çalıdır. Bir daha hemen ağır saldırı, kaçışlarını engelleyelim. Yine 3K hasarları görmeye başladık. Tabi bu arada bakın arkadaşlar, karşımızda bir örümcek gibi var. O da güzel bir espri. Onun da yükü 5'e kadar çıktı. Çünkü aldığı her 5'li komboda bir yük alıyor. Eyvah eyvah. Blok almadı. Patladı spor. Neyse, böyle bir şeymiş. Bunu da görmüş olduk. Peki bu örümcek gibi nerelerde kullanılabilir arkadaşlar? Şunu söyleyeyim. Biraz düz bir karakter olsa da kaçan ve aynı zamanda durdurulamaz açan karakterlere karşı da kullanılabilecek bir karakter. Onun dışında arkadaşlar genelde defansta görürsünüz. Bu kaçış özelliği ve gerçek saldırıyla kapanmamasından dolayı genelde çeviklik karolarına konuyor arkadaşlar. Çeviklik karolarına, çünkü bir yandan sonra siper değmiyor. Veyahut da iptal karosuna da ya da sersem yemeyen karoya da örümcek given'ı koyabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar R4'e kadar atabilirsiniz. R5 atmanızı tavsiye etmem. Eğer prestij olayını tamamladıysanız zaten artık olaya aşinasınız. Çok da bir şey almanıza gerek yok ama defansta R5 atıldığını da gördüm arkadaşlar. Benim tavsiyem prestijinizi tamamlayana kadar R4 atın. Ondan sonra defansınızı güçlendirmek isterseniz elinizdeki karakterlere bakın. Eğer işinizi göreceğini düşünüyorsanız arkadaşlar örümcek given'a da abanabilirsiniz. Ama dediğim gibi elinizdeki karakter bulduğuna göre saldırıda bile kullanabilirsiniz. Önemli olan özel saldırı biri spamlamanız. Tabii ki bu karakteri kullanırken ustalıklarınıza dikkat edin. Kanama zehir açık atıp olmasın. Açık olursa her özel saldırıda zaten bir %5 sağlığınız gidiyor arkadaşlar. Onu 5'e doldurana kadar bir %20-25 sağlığınız gidecek. Ondan sonra özel saldırı attıkça sürekli sağlığınız gider. Yani geri tepmeye uygun bir karakter değil. Yani ben bununla pek oynamam. Ama oynasam bile arkadaşlar özel saldırı bir spamlamam. Ağır saldırı yapıp L3 atarım veya L2 atarım, duruma göre saldırısını çok yükseltmezdim. Dediğim gibi, çünkü bende geri tepme açık. Ama dediğim gibi bu karakter ağırlıklı oynayacaksanız arkadaşlar geri tepmenizi açmanızı tavsiye etmem. Yanına sinerji istiyorsanız arkadaşlar tek bir kişiyi tavsiye edebilirim. O da şu ilk kısmında olan şu yukarıdakilerden birini. Özellikle Supreme Symbiote hakikaten çok tatlı olur. Bir de şöyle bir şey hemen bakmak istiyorum arkadaşlar. Azıcık vakit alacağım ama bir şey daha hemen göstereyim. Hatta bakayım diyeyim daha doğrusu. Şunları çıkar abi. Supreme Symbiote'u yanına alsak sadece Supreme Symbiote olan sinerjisi var. Yani başka bir şeyi yok. Peki Venom'u alsak, Venom'la en azından arkadaşlar Venom'un kendisine de sinerjisini sağlıyor falan filan. Aynı zamanda Venom'a da artı bir alabiliyormuş. Bu şekilde sinerji ya arkadaşlar dediğim gibi Venom veyahut da şu Supreme Symbiote'u yanına koyabilirsiniz. En azından Supreme Symbiote başlı başına bile çok çok yetenekli bir karakter. İnşallah bu video arkadaşlar sizlere faydalı olmuştur. Bana sorarsanız bu karakter 10 üzerinden 6.5 puan hak eder. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de arkadaşlar kaç puan edeceğini videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.